Arkadaşlar merhaba. Yeni bir boyama videosuyla beraberiz. Bugün bir atölyeye geldim video çekmek için. Daha önce evde yapmıştım bu videoyu. Tavsiye etmiyorum. Ev batıyor her taraf. Çıkartması daha sonra çok zor oluyor. O yüzden bir tanıdığıma ait atölyeye geldim. Burada çekeceğim yeni videoyu. Boyama işleminden kısaca size bahsedeyim. Bugün boyayacağım parçalar bir tane Uno markasının gidonu, bir tane sele borusu, bir tane de gidon boğazı var. Bunlar oldukça kaliteli bir malzeme, hafif alüminyum. Ancak gördüğünüz gibi boyaları zamanla deforme olmuş. Bütün parçalar için aynı şekilde durum. Bu bir üçlü set aynı zamanda. Öncelikle bize neler lazım? Malzemeleri tanıtarak başlayayım. Bu sefer ilk kez bu markayı kullanacağım. PAS markası. Boya sökücü, 750 mililitrelik bir boya sahip, yerli üretim, Türk malı. Böyle bir ürün, şöyle yakından göstereyim. Boya sökücü, solvent bazlı. Geçen yıl bu ürünün litresi 25 TL idi, bu sene litresi 100 TL olmuş. 750 mililitre olanını 75 TL'ye aldım. Bu ürünü kullanmak için bir tane plastik kap, cam da olabilir, porselen kap da olabilir dökmek için. Bir tane fırçaya ihtiyacınız var sürmek için. Ondan sonra eldiven kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok tahriş edici bir kimyasal. O yüzden ellerinizi korumanız lazım. Paketi açarak başlayalım. Bir de boyamı da tabii göstereyim. Metalik renk parlak simli dekor markasının sprey boyasını kullanacağım. Metalik renge boyayacağım. Bakalım nasıl olacak. Daha önce statik fırın boya yapmıştım. Çok iyi sonuç almıştım. Sprey boyayı çok tavsiye etmiyorum. Rötuş amaçlı falan kullanılabiliyor ama nasıl bir sonuç çıkacak inanın hiç bilmiyorum. Belki de sökmek zorunda kalacağım. Sonuçtan bakalım memnun olacak mıyız? Hep beraber deneyerek göreceğiz. Boya sökücüyü açıyorum. Bir de bu ürünü kullanırken teneffüs etmemeye çalışın. Gözlük ve maske kullanın arkadaşlar. Ben bugün çok küçük parçalarda çalışacağım için dikkat etmeye çalışacağım. Bir miktar döktüm. Kapağını yeniden kapatıyorum. Boya sökücüyü. Şu an burada mengene var. Burayı çalışırken şu şekilde kullanabilirim. Malzemeyi sürerek başlayalım. Her yerine iyice sürün. Üzerinde yazan değer 6-7 dakika üzerinde kalması gerektiği yönünde arkadaşlar. Genelde o kadara pek de ihtiyacı olmuyor. Şu anda hemen boyalar sökülmeye başladı diyebilirim. Şimdi 6-7 dakika bekleyeceğiz. Şu an yaklaşık 30 saniye kadar oldu. Üzerindeki boyalar kendiliğinden kalkmaya başladı. Şöyle bu tarafı da göstereyim. Bu taraf daha fazla kalktı. Gördüğünüz gibi sökülmeye başladı. Şimdi bir 3-5 dakika bekleyeceğim. Sonra bu görmüş olduğunuz tel fırçayı kullanarak, bir önceki videoda bunu kumaşla falan sökmeye çalışmıştım. Çok zaman aldı. 3-4 dakika bir vakit geçti. Görüldüğü üzere hepsi pütür pütür üzerinde kalktı boyalar. Şimdi tel fırça kullanarak bunu sökmeye başlayacağım. Zaten gördüğünüz gibi fazla artık mukavemet gösteremiyor.
Sanki bu boruyu hiç boyamasak, alüminyum bu şekilde kalsa bu bile güzel görünüyor açıkçası, tertemiz olunca. Boya sökücüyü az az kullanmaya gayret edin. Bir seferde çok fazla dökmeyin. Zaten uçup gidiyor, etkisini kaybediyor. Kullandıkça azar azar dökün. Şimdi hemen sürmeye başlıyorum. Bunu da tel fırçayla sökmeye başlayalım. Ufak tefek gördüğünüz gibi beyaz lekeler kaldı boyadan. Birkaç pütür var. Bunları da bu şekilde kolayca dökebilirsiniz. Evet. Bezle yine silelim. Yakından bakalım. Arkadaşlar, boya sökme işlemini tamamladık. Sıra geldi parçaları boyamaya. Parçaları boyamadan önce biraz boya hakkında size bilgi vereyim. Bu Dekor markasının bir boyası. Yerli üretim. Boya metalik sprey boya. İçinde simler var gördüğüm kadarıyla. 25 santim mesafede yatay olarak tutarak boyayı sıkmamızı tavsiye ediyor. Kullanmaya başlamadan önce 1 dakika boyunca çalkalayın diyor. Ben az önce biraz çalkalamıştım. Bu şekilde çalkalamanız lazım. Sonra kurumasından biraz bahsetmiş. 20 derecelik bir sıcaklıkta yaklaşık 20 dakika içerisinde kuracağını söylüyor. Ama tamamen kurumanın 24 saat içerisinde tamamlanacağını söylüyor. Boyayı bu şekilde askıda yapın arkadaşlar. Tel veya ip gibi bir şey vasıtasıyla eliniz değmeyecek şekilde asın ve bu şekilde üzerine sıkın. Boyayı kullanmadan önce ne renk çıkacağını önceden bir test edin. Bir parça üzerine sıkın ve bakın nasıl bir şey çıkıyor ortaya diye. Ben şimdi metal parça üzerine bir parça sıkacağım. Şimdi göstereyim şöyle yakından. Zaten bunun rengi gümüş renkliydi. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şöyle
simli bir metalik renk. Şöyle ışıkta çevirince daha iyi anlaşılıyor. Bakın. Umarım güzel bir sonuç alırım. Zaten ben böyle bir metalik renk istiyorum. Bakalım alüminyum üzerinde nasıl duracak. Çevrede temizliğe önem verin. Boyanın sıçramaması için sağa sola altlarına bir şeyler serin. Evde yaptığınızda her taraf batabilir. O yüzden bunu dışarıda yapmanız sizin için daha iyi olacak. Boy öncesinde bu alüminyum parçanın üzerinde arkadaşlar herhangi bir kimyasal yağ, işte mazot ve benzeri olmaması lazım ve üzerinde toz da olmaması lazım. Güzel kuru bir bezle üzerindeki tozları, pürüzleri silin ki boyanız tam olarak tutabilsin, yapışabilsin. Evet, askıyı aldıktan sonra boyama çalkalamıştım. Yine biraz daha çalkalayayım ve uygulamaya başlayalım. Yaklaşık herhalde 20-25 santim oldu. Şuradan başlayalım. İlk etapta boya henüz tam rengini almadı. Az sonra bir de ikinci katı atınca bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Aradan bir 20 dakika vakit geçti. Şu an ikinci katman için yüzeysel uzaktan bir boya sıkmayı düşünüyorum tekrar üzerine. Oldukça güzel duruyor şu anda ama sprey boyada mikron kalınlık ayarını çok fazla ayarlayamadığınız için bazı yerlerde topak topak yine boyalar birikti. Yani bu da olacak. Arkadaşlar gidonumuzun montajını da şimdi gerçekleştirdim. Oldukça güzel görünüyor. Metalik, içinde simler bulunan bir gümüş renk. Şurada gidon boğazım. Onun yerine Wake markasının gidon boğazını kullandım. Bunda birkaç noktada kusur var. Şöyle yakından göstereyim. Sebebi çok yakından boyayı sıkmış olmam. Yani biraz aceleci davrandım. Yakından sıktım. Bakın şöyle göstereyim. Bu da bana tecrübe oldu. Yakından sıktığınızda boya akıyor arkadaşlar. O bahsettiği 25 santimlik mesafeyi korumanız gerekiyor. Onun dışında herhangi bir problem yok. Oldukça güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Gayet güzel. Sele borusunu da tutturdum. Bunda da aynı şekilde. Şurada bir nokta var. Bu da yine yakından boya sıkmış olmamdan kaynaklandı. Bu da bana tecrübe oldu. Bunu da size bilgi olarak aktarayım. Genel anlamda oldukça güzel bir sonuç aldım diyebilirim. Arkadaşlar ben Fatma Zehra. 9 yaşındayım. Babamın kameramanlığını yapıyorum. Bir boyama videosunun daha sonuna geldik. Bu tip videolardan daha çoğunun gelmesini istiyorsanız babamın kanalına abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.